çok şükür. Sayın Bağlı, merhabalar. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Önce aşağıya bir geçelim efendim. Kilometre yapacak uzun yolu. Mikrometre. B kadar mı yoksa köy ötesi var mı? Buraya kadar efendim program. Daha sonra bir kilometrede Gidem Mahallesi'ne var. O Safran. O bölgeye var. O köy destan değil yalnız normal kurar. Normal kurar. Osman'da 3 kilometre. Harika. İki harika. Ona gerçekten yol maşallah. 6 metre geliştirdim. Arkadaşlar ayaklarına dikkat etsinler. Yeni seri çok sıcak. Sıcak. Arkadaşlar ayakkabı hizmetimiz yok. Yanıyoruz. Ayakkabı yok. İl Özel İdaremizin asfalt çalışmaları için milletvekillerimiz, meclis başkanımız, il başkanımız, muhtarlarımız, kurumumuzun yetkilileri, İl Özel İdaresi'ne il genel meclis üyelerimiz, bütün arkadaşlarımız da, kurum amirlerimiz de buradayız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kazasız belasız bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Aslında bundan önce 5-6 kilometrelik asfalt serimi oldu. Şu anda da Yukarı Çiftlik köyümüzde programımızı devam ettiriyoruz. Her sene malumunuz biliyorsunuz 100 kilometre hedefimiz var. Sıcak asfalt yapalım diye. Onu gerçekleştiriyoruz. Geçmiş yıllarda 3 sene boyunca 100'er kilometrelik 100'ün üzerinde aslında asfalt serimi yapıldı ama ortalama 100 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Sıcak asfalt. Şimdi inşallah bu sene yine 100 kilometreye yakın bir asfaltı ilçemize, ilimize ve ilçelerimize kazandırmış olacağız. Malumunuz 2005 yılından itibaren köy DES projeleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan ve köylerimizin altyapı hizmetlerini belli bir aşamaya getiren çok önemli bir projeyi devam ettiriyoruz. Bu köylerimize yapılan hizmetler açısından da çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında İl Özel İdaremizin kendi imkanlarıyla destekler veriliyor. Köylerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak adına içme suyu, kanalizasyon, bazı yerlerde sulama suyuyla alakalı köy içi tanzimlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yani bir şehirde, şehir ortamında neler varsa, hangi hizmetler varsa köylerimizde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için milletvekillerimizle, siyasi arkadaşlarımızla beraber bakanlıklarımızdan kaynaklar tedarik edip özellikle özel idaremizin imkanlarını arttırmaya çalışıyoruz. İl genel meclis üyelerimiz köylerimizdeki eksikleri tespit edip kaymakamlarımızla beraber yatırıma dönüştürmeye çalışıyorlar. Bizler de il özel idaremize İl Özel İdaremizle beraber bunu destekleri vererek köylerimizdeki eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene de 100 kilometrelik bir asfaltı ilimize kazandırmış olacağız, köylerimize kazandırmış olacağız. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Özel idarede çalışan arkadaşlarımıza, yöneticisinden aşağıdaki operatörüne, işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük gayretler var bu işin altında. İnşallah kazası belası bir dönem geçiririz ve vatandaşımızın sorunlarını gidermiş oluruz. Emek veren milletvekillerimize, il başkanımıza, il genel meclis başkanımıza, il genel meclis üyelerimize, kaymakamlarımıza, onların koordinatisinde ilçelerimize de güzel çalışmalar yapılıyor. Ve burada muhtarlarımız öncülüğünde biliyorsunuz bu işler yapılıyor. Muhtarlarımıza ve bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, il özel idaremize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni sezonun, yeni dönemin sıcak asfalt atımıyla alakalı köylerimize programdayız. Hepinizin köyleri var. Hepinizin köyleri var. Bundan 10-15 sene, 20 sene öncesinde ya da 30 sene öncesinde köy yollarımızın nasıl olduğunu hep beraber biliyoruz. Hangi şartlarda köylere, köy yollarına gidilebildiğini de biliyoruz. Hatta çıkılamayan köylerin olduğunu da biliyoruz. Kışa girildiğinde çamurdan arabaların gidemediği köy yollarını da biliyoruz. Çok şükür 2005'ten bu yana başlayan köy DES projesi kapsamında öncelikle köy yollarının altyapıları gidilebilir hale gelmesi, şartların iyileştirilmesi ile ilgili genel çalışmalar yapıldı. Şimdi de konforun artırılması ile alakalı çalışmalar yapılmakta. Sıcak asfalt kapsamında bugüne kadar ciddi anlamda yaklaşık 300 kilometre yakın ilimizde yol yapılabildi ve halen devam etmekte. İlimizde 3000 kilometre yol ağı bulunmakta. Bunların yaklaşık 1000 kilometresinin üzerindeki kısmı, 1500 kilometreye yakın kısmı grup yolları, çoğunluklu yoğunluklu nüfusun yaşadığı yollar olarak değerlendirebiliriz. Adım adım gitmekte. Bir çerçevede, bir şartlar dahilinde asfaltın kalitesi, yüksekliği, eni bunlar korunarak yani otoban kalitesinde bir asfalt yapılmaya gayret ediliyor.
Özel daremiz bu anlamda daha da güçlendi. Makine parkıyla, plantıyla, finişeriyle birçok ile göre biraz daha önde hizmetlerini yürütmekte. Bu kararlar tabii kolay alınmamıştı. Alınması da çok doğru olduğunu sahada görüyoruz. Daha fazla asfaltı kendi imkanlarımıza biraz daha düşük müteahhitten almadan yapabilme imkanına kavuştuk. Özel dairemizin değerli çalışanlarına katkılarından dolayı başta genel sekreterimiz, il genel meclisi başkanımız, il genel meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yine ödeneklerin gelmesi, ödeneklerin artılması noktasında değerli milletvekili arkadaşıma, il başkanımıza ve değerli valimize çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin sahaya yansıtılmasında, doğru yere yansıtılmasında doğru kararlar veren kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza ve yine ilçelerde katkı veren siyasi partilerimizin çok değerli başkanlarına teşekkür ediyorum. Yine bu hizmetlerin sahaya yansıtılmasında kararlar alınırken alınan kararlara saygı duyan ve katkı veren değerli muhtarlarımıza da buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetlerin köylerimize, köylülerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün resmi olarak besmeleyi çekiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İlimizde ve ilçelerimizde evladiyelik yollar yapıyoruz. Sıcak asfaltla yollarımızı buluşturuyoruz. Yamayı ve yama yapmayı lügatımızdan çıkartacağız artık. Kısa bir zaman içerisinde, yani 2018'den itibaren başlayan sıcak asfalt programı büyük bir titizlikle devam ediyor. Tabii ilimizde asfalt plenti kurmamızın da avantajları var. Ben kazasız, belasız bir mevsim temenni ediyorum. İnşallah azimle ve kararla grup yollarımızı öncelikle sıcak asfaltla buluşturmanın planlaması ve programlaması içerisindeyiz. İmkanlarımızı en güzel şekilde, en itinalı şekilde kullanmak üzere arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. İl özel sekreterliğimize ve il genel meclisi başkanımız ve üyelerine, muhtarlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, sayın valimize, milletvekili arkadaşıma ve diğer kurum yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu başlangıcın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Devamının da kazasız belasız bitmesini niyaz ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.